Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yarın Ramazan'ın birinci günü ve Ramazan'da en çok aradığımız şeylerden bir tanesi çorba tarifleri. Bugün sizlere muhteşem e, hanım ağa çorbası tarifini vereceğim. Gerçekten ekonomik bir çorba. Her evde olan malzemelerle farklı bir çorba. Çok güzel bir çorba. Hadi hemen yapımına başlayalım. Bir dolu yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. Yağımız eriyene kadar bekliyoruz oldukça besleyici, çok lezzetli. Ee, yani Ramazan'da bütün tariflerim arkadaşlar elinizde olan, evimizde olan malzemelerle yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar. Şimdi bir adet büyük soğan. Soğanlarınız küçükse iki adet ekleyin. Çünkü soğan bu çorbaya çok yakışıyor. İnce ince doğranmış soğanımızı güzelce karamelize ediyoruz yakmıyoruz ama içerisinde soğanların diri görünmesini de istemiyoruz. Böyle karamelize olsun, iyice yumuşasın soğanlarımız. Bir dolu yemek kaşığı salça, biber veya domates tamamen tercihe bağlı. Salçamızı şöyle yaklaşık 1,5-2 dakika kadar güzelce yakıyoruz. Burada burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü soğan ve salçanın güzel yanması, güzel olması yemeğimizin lezzetini artırır. 1,5 su bardağı hafif haşlanmış yeşil mercimek. Evet dediğim gibi arkadaşlar çok ekonomik ve pratik tarifler hazırlayacağım. Özellikle diyet tariflerde hazırlayacağım sizlere. Yine 1,5 su bardağı yeşil mercimeğimizden sonra 1,5 su bardağı haşlanmış nohut ekliyoruz. Hayat çok pahalı gerçekten. E, pratik kısa videolar ve elimizdeki malzemelerle muhteşem bir Ramazan geçirelim inşallah arkadaşlar çok güzel tarifler hazırlayacağım bol bol da diyet tarifim olacak e, unutmayın tatlıdan tuzluya çorbaya her şekilde şimdi suyunu veriyoruz evet çorbamızın suyunu ekliyoruz biraz fazla su çeken bir çorba olacak arkadaşlar şimdi hemen e, hepsini koymuyorum bir bölümünü koyuyorum bir kaynamasını bekliyorum daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz yaklaşık bu şekilde bir beş dakika kaynatıyoruz çorbamızı beş dakika kadar kaynattıktan sonra üzerine bir çay bardağı dolusu erişte. Bir çay bardağı tel şehriye. Ama e, tel şehriye yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim e, biraz böyle fazla şehriyeli seviyoruz. E, yarım da kullanabilirsiniz daha az seviyorsanız. E, tuzunu ekliyorum. Kırmızı pul biber. Karabiber. Ve nane. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. E, çorba yapımında dikkat edilmesi gereken e, hepimiz biliyoruz ama yeni yap yemek yapmayı öğrenen arkadaşlar olur, yeni gelinler olabilir, öğrenecek kardeşlerimiz olabilir. E, mutlaka şehriyelerinizi çorba kaynarken ekleyin. Kaynamadan eklerseniz şehriyeleriniz tencerenizin dibine yapışır. Dikkat edin. Şimdi ocağımızın altını kısıyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra e, çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay, inanılmaz lezzetli. Mutlaka deneyin. Hanım Ağa çorbası adı üstünde hakikaten ağlara yakışacak bir çorba. İçerisinde bol zenginlik var gördüğünüz gibi. Mutlaka deneyin. Yarın sizlere muhteşem bir pide tarifim olacak arkadaşlar. Hakikaten tavuklu bir pide yaptım. Onu sunacağım sizlere. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yarından itibaren Ramazan'ın birinci gününden itibaren videolarımı gündüz 11'de yayına koyacağım. 11-12 arası yayında olacaklar. Ona göre mutlaka günün menüsünü hazırlarken videolarıma göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Çorbamızın son hali bu şekilde. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yapmamı istediğiniz tarifleri lütfen mesaj bölümüne yazın. Ee, birlikte çok güzel Ramazan geçirelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.